Cihazların en ses kontrolü. Hey hey, şimdi prova. Ben İclal İlter. Buraya geçen sene gelmiştik. O pandemiden dolayı ara verdik. Şimdi de geliyoruz. Çok mutluyuz. Elimizden geldiği kadar yelekler, bebekler, çiçekler, kapı süsleri her şeyle yapıyoruz. Çok temiz ve huzurluyuz buraya geldiğimizden. Arkadaşlarımız iyi. Ben Emine Tek Yıldız, Ankaralıyım. Kayseri'ye 56'da geldik. 56'dan beri Kayseri'deyiz. Buraya pandemiden önce 6 ay burada çalıştık. Arkadaşlarla tanıştık. El örgüleri yapıyoruz. Bebek, yelek, patik, her şey işte çocuklar için bir el iş emeği yaptığımız. El işleri yaparaktan, arkadaşlarla sohbet, eğlence, el işleri. Hocamız çok iyi, Allah ömür versin. Çok şeyler öğrendik. Yardımcı, o bize yardımcı oluyor. Biz de onun söylediklerini yapıyoruz. Bir yani değişiklik oldu bize karşı bir, vallahi bilmem ki, arkadaş edindik. Burada el işleri yapıyoruz. Bir vakit geçiriyoruz daha doğrusu. Vakit. Ben Müjgan Özbarıcı, İstanbul'dayım. 64'te buraya geldim. 2014'te kızımı kaybettim. Ondan sonra çok yalnız kaldım. Sağ olsunlar, Seval Hanım'ın belediye şeyleri hep beni aradılar, ilgilendiler. Çok mutluyuz, çok güzel bir şey. Hizmet görenler, çalışanlar. Hocamız el işleri yaptırıyor. Ondan mutlu vakit geçiriyoruz. İyiyiz. Güzel arkadaşlıklar tanıdık. Bazen arkadaşlar coşuyorlar. Kendi aramızda türküler, şarkılar söyleyebiliyoruz. Oynayabilen arkadaşlarımız var. Hani buradaki geçirme şeyimiz, gün geçirmemiz çok güzel. Hani iple çekiyoruz. Ben pazartesi, perşembe geliyorum. O günlere gelmeyi hazır istiyorum yani. Mutluyum, çok seviyorum. Diyorum ya, herkes kendine göre bir vakit geçiriyor burada. Sesi güzel olan, oynamayı seven, güzel arkadaşlarımız var. Hani en bunaldığımız bir zaman daha güzel bir vakit geçirmeyi amaçlıyoruz. Severek geliyoruz. Çantası. 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 Çant
Benim adım Hacı Nuri Atmaca. 2 sene önce bu yaşlı yaşam merkezi açıldığında ben buraya gelmiştim. O zamanki hocalarımdan bir şeyler öğrendim. Pandemi döneminde bir süre kapandı. Kapanıp açıldıktan sonra tekrar geldim. Bunları tek tek hocalarım öğretti. Ben de yaptım ahşap işi. Daha başka yaptıklarımız da var. Burada gittikçe gelişiyor. Her şeyi öğreniyoruz. Hocalarımız da saygılı, sevgili. Bizlere her şeyi gösteriyorlar. Biz de yapmaya çalışıyoruz. Biz yapıyoruz devamlı. Her gün gel, 3 gün, 2 gün duruma göre ayarlıyorlar. Geliyoruz. Burada da çok rahatız. Kendilerinin ilgisi de büyük. Bizler de seve seve geliyoruz. Seve seve yapıyoruz. İsim namı Kemal Bilgin, Kayseri Büyükşehir Belediye Konservatuarı, Türk Halk Müziği Koro Şefiyim. Burada Mustafa Kumlu Yaşlı Yaşam Merkezi'nde pandemiden 6 ay önce bir çalışma başlamıştı, koro çalışması. Bu pandemi yasakları kalktıktan sonra biz bu çalışmaları devam ettirdik. Şu anda da bu tesisin hem resmi açılışı var. Bu vesileyle de yaşlılarımızla bu Dünya Yaşlılar Günü 1 Ekim'de bir konser vereceğiz. Aslında biz burada koro çalışması yaparken bu çalışmalar aslında yaşlılarımızın vakit geçirdiği bir etkinlik olarak yapıyoruz. Yani konser bunun sonucu ama esas haftanın 2 günü yaşlılarımızla oturuyoruz. Sazımızla, sözümüzle hem repertuar çalışıyoruz. Bazen yaşlılarımız kalkıyor, keyfe geliyor, oyun oynuyorlar. Böyle hoşça vakit geçirdikleri bir etkinlik oluyor. Bu etkinliğin sonucunda da açılışta bir konser verelim dedik. Öyle planladık. İsmim Mustafa Soylu, 67 yaşındayım. Yaklaşık 6 aydır buraya geliyorum, pandemi sonrası tabii. Çok güzel bir ortam. Bilhassa böyle yaşlar gününde bizim anılmamız çok hoşumuza gidiyor. Huzurluyuz, mutluyuz. Koro çalışmalarına gelince hocamız gerçekten profesyonel bir hoca. Bu yaştan sonra yani 70'li 80'li yaşlardan sonra insanları bir araya getirmek, onları eğitmek. Şimdi az sonra belki izleyeceksiniz. Gerçekten harika bir sonuç alındı. Mutluyuz, huzurluyuz. Her şey güzel. Thank you.
1, 2, 3, 4.